Hastayla birebir ilgileniyor, onları zorlukların üstesinden gelebilmesi için psikolojik açıdan hazırlıyor. Son zamanlarda hastaların en çok müracaat ettiği alanlardan birisi de hasta koçluğu. Peki ama hasta koçluğu nedir? Hasta koçluğu uygulamasını kimler tercih ediyor? Bu önemli işi uzmanına sorduk. Hasta koçu, hasta ve hasta yakınının ihtiyaç duyduğu her alanda sağlıkla ilgili yönlendirmede bulunmak, danışmanlık hizmeti vermek, ihtiyaç halinde birebir refakat etmek. Çocuk bir hastamız varsa eğer, aile zaten benden de çok daha bilgili oluyor hastalıkla alakalı. Ne talep ediyorsa ona karşılık biz neler yapabileceğimizi araştırıp bakıyoruz. Hasta koçları tedavi sürecinde önemli bir danışmanlık hizmeti sunuyor. Esma Sevinç en ağır vakalarla birebir ilgilendiklerine dikkat çekti ve internet araştırmaları konusunda hasta ve hasta yakınlarına uyarıda bulundu. Ağır vakalarla kanser, spesifik rahatsızlıklar, çocukluk döneminde görülen büyük rahatsızlıklar, ben bunlarla daha yakından ilgileniyorum. İnternetten kesinlikle hastalıklarını araştırmasınlar, bu onları kaosa sürükler. Doğru insanlarla iletişim kurarlarsa eğer önlerine çıkabilecek her engeli de önceden bilirler. Bunu sorun haline getirmezler. Hasta koçu Sevinç tedavi süreçlerinde moralin önemine vurgu yaptı. Bir hastaya en büyük desteğin ailesinden geleceğinin altını çizdi. Hastalık kelimesiyle karşılaştığınız anda bir kere moraliniz düşüyor. Sadece sizin değil, hasta yakınları da aynı şekilde moral ve motivasyon anlamında düşme yaşıyor. Kimse ne yapacağını bilmiyor, hastaya nasıl yaklaşacağını bilmiyor. Kendi aralarında da aslında ciddi bir iletişimsizlik yaşıyorlar. Bu anlamda birbirlerini desteklemeleri gerekiyor. Hasta koçu başvuru çeşitlerini anlatırken yurt dışı tedavileri için talepleri de karşılamaya çalıştıklarını belirtti. Esma Sevinç, Türkiye'deki sağlık imkanlarının son derece gelişmiş olduğunu hatırlattı. Bana başvuranlar direkt olarak yurt dışında tedavi şansı arıyor. Fakat ülkemiz sağlık anlamında çok daha iyi durumda. Dışarıdaki özellikle batıya kayan ülkelere göre. Buradaki tedavi seçeneklerini bir değerlendirip hasta ve hastalık eğer doğru bir şekilde kendi istedikleri şekilde ilerlemediyse olumlu anlamda o zaman yurt dışını değerlendirmeleri gerekiyor. Bana başvuran hastalar otomatik olarak bizi bir yurt dışına götür şeklinde yaklaşıyorlar. Ama benim ilk tercihim, ilk önerim ülke içerisinde kalmalarından yana oluyor. Ve yurt dışı tedavilerinde karşılaşılan problemler. Her ülkenin kendi sağlık sistemi farklı. Hangi hastaneye başvuracaklar? Bize gelirlerse eğer biz hasta ve hastalığa uygun olan doğru merkezi belirleyip o merkezle yazışmaya başlıyoruz. Bu yazışmalar uzun süren yazışmalar. Ama karşılarında hasta ve hastalığı bilen bir sağlık personeli olursa eğer daha çabuk oluyor. Biz buradan yazışmaya başladığımızda bizden tahlil isterler. İşte son tarama testlerini yollayın dediğinde biz bunları direkt yollarız. Halbuki bunların o ülkeye ait dile çevrilmesi gerekiyor. Ama bunu yollarken bile biz bilmiyoruz. Türkiye sağlıkta batılı ülkelerden çok daha önce. Hasta koçu Esma Sevinç bu konuya da değindi. Özellikle sağlık turizminin artması gerektiğini anlattı. Türkiye sağlıkta diğer batı ülkelerine göre çok daha iyi durumda. Ülkenin dışına çıkmamalarını ben tavsiye ederim. Hasta yakınları da aldıkları mental destekten son derece memnun. Herkesle konuşmak istiyorsunuz, herkese anlatmak istiyorsunuz bu derdinizi, hastalığınızı. Anlattıkça da her insandan bir şey duyuyorsunuz ve kafanız haliyle karışıyor. Doğru noktada mıyız, doğru hastanede miyiz? Bu konuda çok yardımcı oldu ve sonucunda güzel neticelere ulaştık.